Sevgili arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün tarih bölümü Perşembe konuşmaları kapsamında İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Hacer Topaktaş Üstüner hocamız bizlerle. Dilerseniz ilk olarak hocamızı tanıyalım. Hocamız lisans ve yüksek lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapmış olup doktorasını Hacettepe Üniversitesi Ders Saadet'te Suriye Elçisi üzerine yapmıştır. Bugün de Lehistan'da Osmanlı elçileri üzerine konuşmalarını yapacaklar. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok kıymetli hocam, sevgili arkadaşlar. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürleriniz için teşekkür ederim. Bugün ben sizlere biraz farklı bir dünyaya, günümüzde biraz uzak kalmış bize göre, Türkiye'ye göre uzak kalmış bir devlete götüreceğim sizlere. Eski adıyla Lehistan, yeni adıyla Polonya. Malumunuz Lehistan, eski Osmanlı tarihinde Lehistan, Osmanlı devleti ilişkileri 1414'te yani Çelebi Mehmet döneminde başladı. Ve yoğun süren ilişkiler, Karlovç Antlaşması'na dek yer yer çatışan, savaş halinde kendini gösteren bir takım ilişkilerle 1444'te Varna Savaşı'nda Polonya Kralı'nın şehit düşmesi, daha sonra 2. Kosova Savaşı, daha sonra 2. Viyana koşulması ki özellikle Polonya'da bu yönüyle bilinir, Türkiye bilince bu yönüyle bilinir. Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında pek çok mücadelenin birkaç örneği olarak karşımıza çıktı. Fakat ben bugün sizlere artık daimi barışın geldiği, 1699 Karlovç Antlaşması ile birlikte iki ülke arasında daimi barışın geldiği ve iki ilişkilerin iyi seyrettiği bir döneme dair Polonya'ya giden, Osmanlı Devleti'nden Lehistan'a giden elçiler üzerine odaklanacağım. 18. yüzyılda artık 1699 Karlovç Antlaşması'yla ilişkiler iyi bir yönde seyredecektir. Fakat çeşitli sebeplerle hem Polonya'dan, Lehistan'dan hem de Osmanlı Devleti'nden karşılıklı elçiler gidip gelmek suretiyle bir trafik yaşanacaktır, onu görmekteyiz. Benim tespit edebildiğim 1699 sonrası Lehistan'a giden Osmanlı elçilerinin sayısı 18. yüzyılda 13 olarak gözüküyor. Bunların pek çoğuna dair sefaretnamesi olanlar özellikle bilinmekte. Diğerleri ise ismen bir iki cümleyle bazı kaynaklarda geçtiği için bilinmekte. Ya da bir kısmı da Polonya arşivlerinden tespit edebildiğim bilgiler ışığında hazırlanıyor. Bugün ben sizlere esasında sefaretnamesi olan elçiler üzerinden bir sunum yapmak istiyorum. Tabii ondan evvel şunu da bahsetmek isterim ki aynı yüzyılda, 18. yüzyılda Lehistan'dan Osmanlı Devleti'ne gelen elçiler de gördüğünüz üzere oldukça yoğun bir liste oluşturuyor. Esasında bunlar sadece elçiler değil, diplomatları da kattım ben burada. Bütün gelenler. Malumunuz 1772, 1793 ve 95 yıllarında Polonya, Lehistan, Rusya, Avusturya ve Prusya tarafından 3 kez taksim edilerek bağımsızlığına son verildi 1795 yılı itibariyle. Hatta 1918'e kadar Polonya Devleti olmayacaktı, tarih sahnesinden çekilecekti. Tekrar Birinci Dünya Savaşı sonunda Lehistan bağımsızlığını kazanacaktı. Hal böyle olunca işte 1794'teki son temsilciden, diplomatik temsilciden sonra esasında Lehistan'da Osmanlı Devleti'ne bir elçi gönderemeyecektir. Resmi devlet titri altında. Gördüğünüz üzere Lehistan'a gönderilen Osmanlı elçilerine nazaran Lehistan'ın gönderdiği elçiler çok daha fazla, 43-44 civarında saydığım kadarıyla. Bunların bir kısmının belki sadece diplomatik namelesi ya da temsilci olduğunu düşünürsek yaklaşık iki katı orta ve büyük elçinin gönderildiğini söylemek mümkün. Ben bugün sizlere dediğim üzere Osmanlı sefaretnameleri üzerinden, sefaretnamesi bulunan Osmanlı elçiler üzerinden bir sunum yapacağım. Bunlardan ilk Ahmet Bey, 1713 yılında Lehistan'a gidiyor kendisi. Malumunuz 1711 Kurs Savaşı'ndan sonra ve 12. Kart'ın, İsveç Kralı 12. Kart'ın Osmanlı Devleti'ne sığınması dolayısıyla bu esnada Lehistan'la Osmanlı Devleti arasında ciddi bir trafik yaşanıyor. Diplomatik trafik. Birçok elçi geliyor, elçi gidiyor ve bunlardan biri işte bizim Ahmet Bey. Ahmet Bey küçük bir sefaret takdiri sunuyor ki İsmail Yanusal hocamız bunu yayınladı zamanında. Bunu da bu çerçevede bahsetmek istedim. Esasında burada Ahmet Bey'in sefaret takririnden anlaşıldığı üzere kendisi işte Rusya'ya karşı
Lehistan'ın durumu, 12. Karl'ın nasıl ülkesine gönderileceği meselesinin tartışıldığı, kendisine büyük bir ziyafet verildiğini bahsedeyim kısaca. Bir diğer Osmanlı elçisi sefaretnamesi olan küçük çaplı da olsa Mehmet Efendi'ninki. Kendisi niye gitti? Esasında 18. yüzyılda özellikle Osmanlı Devleti, komşuları Lehistan, Avusturya, Rusya'ya her taht değişiminde, Osmanlı Sultanlığı'nın değiştirildiğinde bunu resmen bildirmek üzere bir elçi göndermekteydi. Nitekim bu gelenek çerçevesinde Mehmet Efendi de 1. Mahmud'un tahta çıkışını Lehistan'a bildirmek üzere gönderildi. Kendisiyle ilgili yapılmış bir, daha doğrusu audience dediğimiz huzura kabulünü tasvir eden bir görselle birlikte esasında kendisi ön plana çıkmakta. Mehmet Efendi'yi bazen İmisege Çelebizade'nin Mehmet Said Efendi ile de karıştıranlar var ama o ayrı bir kişi. Bu ayrı bir kişi. Kendisinin küçük bir sefaretnamesi var. Orada ne yaptı, ne etti? Kısaca bahsediyor. Çok fazla detaylara girmek istesin. Fakat Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda bu geleneği sürdürdüğünün önemli bir göstergesi olarak söylemek gerekebilir. Bir sonraki elçi esasında meşhur bir elçi. Sayın Hocam, Kemal Hocam'ın hali hazırda yeni çıkan kitabından dolayı tanıdığınız İbrahim Mütefevika. Kendisi esasında Polonya Kralı, Lehistan Kralı 3. Ağustos'ta değil, Polonya Başhatmanı, Lehistan Başhatmanı Józef Potocki'ye gidiyor ve onun tarafına ağırlanıyor. Esasında tarihler dikkatinizi çekecek olursa Osmanlı Devleti o dönem Rusya ve Avusturya'yla savaş halinde ki Rusya Lehistan'ı da hani bu savaşa hükümetle dahil etmek, topraklarını kullanmak gibi emellerle uğraşıyor. Fakat bunu Osmanlı Devleti önüne geçmek için Müteferrika'yı Lehistan'da olup bitenlere ayrıca müşahede etmek üzere gönderdiğini görüyoruz. Kendisinin sefernamesini yakın zamanda Enan Afyoncu ve Ahmet Önal'da yayınladı. Bu bilgiyi de verelim. Bir sonraki elçimiz esasında Osmanlı sefaretnameleri ki 50 küsur sayıya ulaştık bildiğim üzere içerisinde farklı bir yönüyle ön plana çıkan bir sefaretname. Nitekim mazun olarak kaleme alınmış. Yazarı Hacı Ali Ağa. Zişsov ile Hacı Ali Ağa ki ben onu çalışma olarak birkaç yıl önce yayınlamıştım burada gördüğünüz üzere. Zişsov ile Hacı Ali Ağa da yine aynı geleneğe bağlı olarak 18. yüzyılda 1754 yıl sonunda atanıyor. 55 yıl içerisinde Lehistan'a 3. Osman'ın tahta cülusunu haber vermek üzere Polonya Kralı 3. Ağustos'ta gönderiliyor. Kendisi tuttuğu sefaretnamesi itibariyle dediğim gibi manzum oluşu ve çok çok detaylı olarak geçtiği gördüğü yerleri tasvir etmesi dolayısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Diğer Lehistan sefaretnamelerinden ayrılıyor. Gördüğünüz portresini Krakow Biblioteca Czartoryski kitabının var. Evrakların içerisinde. Ufaktan bir karalanmış bir portreydi. Osmanlı elçilerinin çok azının portresi olduğu düşünülse bu da esasında bizim için önem taşıyan bir husus. Hacı Ala biraz daha farklı bir güzergahtan esasında 3. Ağustos'ta görüşmeye gidiyor. Haritada gördüğünüz üzere normal güzergahı bırakıp biraz Białystok doğuya doğru kaydırılıyor. Başhatman tarafından böyle bir davette bulunuyor. Zira o dönemde Lehistan krallar aynı zamanda Saksonya elektörü olarak umanına sahip ve daha ziyade Saksonya'da oturuyorlar. Osmanlı elçisinin huzura kabulüne vakit kalsın diye biraz gezdiriliyor Osmanlı elçisi, öyle görünüyor. Ve Varşova'da, başkentte değil, Lehistan ve Brandenburg sınırındaki Sova denen küçük bir kasabada huzura kabul ediliyor. Hacı Ala bunları olduğu gibi detaylarıyla bize sunmakta fakat dönüş yolunu bize burada kesiliyor. Dönüş yoluna dair bir ibare yok. Fakat gördüğünüz üzere Hacı Ala uzun bir yolculukla görevini yerine getiriyor. Bir diğer Osmanlı elçisi sefaretnamesi olduğunu bildiğimiz ve benim de yıllar önce yayınladığım Mehmet Ağa. Bu da Kapıcıbaşı Mehmet Ağa'da 3 yıl sonra Hacı Ala'dan 3 yıl sonra Lehistan'a 3. Mustafa'nın tahta cülusunu haber vermek üzere gidiyor. Bu esasında yeni keşfedilen Lehistan sefaretnamesinin ilk keşfedilen bir nüshası tarafınca. Bu şu an Konya'da bir kütüphanede bulunuyor. İlk nüshası bence. Ben hakim tarihinde ve Gülbönü
hakim tarihinden daha doğrusu bunu almıştım ama gördüğünüz üzere Vasf tarihinde de var tabii bir nüshası. Bu ama ilk katipten çıkan nüsha olarak karşımıza çıkıyor. Mehmet daha da esasında sefernamesini biraz kısa tutmuş ama genel olarak bahsediyor. Ne oldu, ne bitti, nasıl aralandı filan. Ortak noktalar sefernameleri değerlendirecek olursak var. Bir önemli özelliği bu elçiliğin. Elçilik katibi Ebu Bekir Merami Efendi'nin Polonya'nın başbakanı Brühl'ün karısı Mariana'ya duyduğu aşk arkadaşlar. Burada bunu da ben birkaç yıl önce yayınlamıştım. Kendisi orada bir belki de diplomatik bir hamleyle yakınlaştırılan Mariana'yla olan sevgisini mektuplarla ve şiirlerle kendisi dile getiriyor. Bir şekilde bunları Polonya'ya yolluyor tekrar döndükten sonra. Ve ben tesadüfen Polonya aşklarında bu mektupları ve şiirleri bulmuştum, yayınlamıştım. Bu da diplomasinin görünmeyen bir yüzü. Belki de pek çok elçilikte söz konusu olabileceği düşündüğüm bir yönü olarak görünmekte. Merak edenler için bu makale toplumsal tarih dergisinde yıllar önce yayınlanmıştı. Bu da yani Osmanlı elçilerinin geçici süreyle fevkalade elçiler olarak gittiğini hesap edersek, daimi elçilikler biliyorsunuz o dönem açılmamıştır. Bu gibi hadiselerde normal ya da olağan gibi görünmektedir. Esasında bugün sizlere yeni olan, henüz üzerinde çalıştığım, son Lehistan'a giden son Osmanlı elçisi üzerine odaklanmak istiyorum. Zira şimdiye kadar kendisiyle ilgili sadece bir iki cümleyle bilinen malumatlar vardı. Fakat gerek Polonya'da gerek de Osmanlı arşivinde bulduğum yüklüce evrakın nihayetinde bir çalışma hazırlamaktayım ve bugün taze sizlere sunma şerefine nail olacağım. Numan Seyit Numan Bey, Kesrelizade Hafidi olarak geçiyor kaynaklarda. 1777-78 yıllarında Lehistan'da bulunacak son Osmanlı elçisidir. Zira daha sonra dediğimiz üzere Polonya taksime uğradığı için Osmanlı elçisi daimi elçilikte kuramayacaktır Polonya'da. Numan Bey'in gördüğünüz portresi Polonya Saray Ressamı tarafından çizilmiş portresinin gravür hali. Asıl portre günümüzde kayıp. Asıl yağlı tablo günümüzde kayıp. Sadece elimize ulaşan bu hali var. Ama bu da bizim için büyük bir değer olsa gerek. Numan Bey'in esasında elçiliği için bizim elimizde mühim birkaç kaynak var. Birinci el kaynak. Bir tanesi Numan Bey'in mihmandarı ve saray tercümanı olan aynı zamanda Antony Kurut'tan tuttu. Numan Bey'in elçiliğiyle ilgili tuttu günlük. Lehçe bir günlük. Şuradan göstereyim. Solda yazma hali var. Sonra 1860'ta bir tarafından yayınlanıyor. Sağda gördüğünüz halde. Ve tabii birebir aynısı yayınlanmıyor. O zamanki lehçeye uyarlanarak bazı değişiklikler, redaksiyonlar yapılmak suretiyle yayınlanıyor. Ve bizim için önemli gün be gün Osmanlı elçisinin Numan Bey'in neler yaptığını tek tek bahsetmesi. Böyle olunca da tabii her Osmanlı elçisi için böyle bir imkanımız olmadığı için bize güzel bir detay kazandırıyor Antony Kurut'ların günlüğü. Bir diğer önemli kaynağımız bu dönemde Numan Bey'in kısa da olsa sadece siyasi müşahedelerini ve gözlemlerini anlattığı, intibalarını anlattığı 5 sayfalık kısa da olsa bir sefaretnamesi ki sağda gördüğünüz bunu da yeni neşredeceğim bir mani olmasa. O da önemli bir kaynak. Bir diğer önemli kaynak, Krakow'daki Biblioteca Czartoryski'de Numan Bey'in elçiliği ile ilgili bulunan bir dosya evrak. Onların arasından bir tanesi solda gördüğünüz Name Hümayun'un orijinali Abdülhamid'in, Sultan Abdülhamid'in Kral Poniatowski'ye gönderdiği namenin aslı. Gördüğünüz üzere katlayarak muhafaza edildiği için biraz zarar görmüş ama en azından orijinal nüsha hala mevcut, bunu anlıyoruz buradan da. Bunların haricinde gün be gün tabii Polonya'da arşivlerde Numan Bey'le ilgili ciddi evrakın olduğunu görüyoruz. Ha, Osmanlı arşivinde ne var derseniz tamamlayıcı bazı hediye kayıtları, işte yanında götürürken verilen at koşullarının vesairenin kayıtlarına dair ya da bazı hattı malumlar mevcut. Bakalım Numan Bey nasıl gitmiş Polonya'ya? Numan Bey esasında, Numan Bey öncelikle kimdir ondan ufak bir bahsedeyim. Numan Bey Kesreli Hafidi. Kesreli Ahmet Paşa'nın anne tarafından
torunu oluyor. Ve doğum ölüm tarihleri belli olmasa da ben bunları tespit edebildim. Polonya'ya gittiğinde 45 yaşında olduğunu kaynaklarına yazıyor Polonya kaynakları. Buradan 732 doğumlu olduğunu anlıyoruz. Ölüm tarihini Sicili Osmanlı 1787 olarak verse de Osmanlı arşivindeki evrakta 1788 yılında ölümü işaret ediyor. Böylece 1732'de doğmuş, 1788'de vefat etmiştir diyebiliriz. Kendisinin başka bir diplomatik vazifesi yok. Daha ziyade mali bürolarda çalışmış kendisi Osmanlı Devleti'nin mali bürolarında. Hal böyle olunca Numan Bey'in sadece Lehistan'a gönderildiğine dair bazı kroniklerde kayıtlar var. Dönüşümüyle ilgili ya da elçiliğinin nasıl seyrettiğine dair hiçbir kayıt maalesef yok. Ama bizim avantajımız burada hem Polonya hem Osmanlı kaynaklarını birleştirmek birbirini tamamlayıcı bir unsur oluşturuyor. Dediğim üzere Numan Bey Lehistan güzergahını nasıl tespit ettik? Bir Polonya kaynağı güzergah listesini vermiştik. Ben de oradan böyle bir harita çıkardım. Gördüğünüz üzere Hotin, o zaman biliyorsunuz Osmanlı Ekeli ile Lehistan arasında sınırbaşı. Hotin'den Varşova'ya kadar gördüğünüz bu güzergahı takip etmek suretiyle yaklaşık 30 günlük, 35 günlük bir seyahatle ulaşıyor Numan Bey. Ve yanında 78 kişilik bir heyeti var Polonya kaynaklarının belirttiğine üzere. Niye gönderiliyor Numan Bey? Ondan da uzaktan bahsetmek isterim. Esasında bir elçi tatilisi gibi bir durum söz konusu oluyor kimlerde. 1768-74 Osmanlı-Rus savaşı dolayısıyla Lehistan'la da ilişkiler gerilmiştir. Belki hatırlarsınız Bar Konfederasyonu Osmanlı Devleti'nin destek verdiği ama Polonya Kralı'na muhalif olan bir grup olarak bu savaş esnasında Osmanlılardan maddi manevi destek görmüştü. Aynı zamanda bu savaş esnasında 1772'de Polonya ilk kez paylaşıma uğradı komşuları tarafından ve artık Rus tahakkümü ciddi olarak Polonya'da hissedilmekteydi. Hal böyle olunca esasında bu savaş sonrası Polonya ile Lehistan ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkileri de yeniden iyileştirmek, Rusya'ya karşı büyüyen Rusya tehlikesine karşı Ahmet Cevdet Paşa'nın tabiriyle Lehistan'ı kendi tarafına çekmek gibi bir amaçla Numan Bey'in gönderilmek istediğini biliyoruz. Ama belirttiğim üzere bu bir elçi teatrisi. Şöyle ki, ilk olarak Polonya'da 1776 yılında Boskamp, Karol Boskamp Vasilkovski adlı bir elçi geliyor. Onun akabinde Osmanlı Devleti'nin Numan Bey'i atayarak Lehistan'a gönderiyor. Böylece ikili ilişkilerin tekrar 1768'den beri iyi durumda olmayan ikili ilişkilerin düzenlenmesi, ticari bazı işte anlaşmaların yapılması, İstanbul'da da hala bir Polonya'da aynı elçiliği yok, bunun açılması gibi sebeplerle Numan Bey'in elçiliği de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kendisi sefaretnamesinde tarih ve tarih ne yaptığına dair bilgiler vermiyor. Çok özet siyasi meseleleri bahsediyor dediğim gibi ama mihmanların tuttuğu günlük ve Polonya arşivlerinde gün be gün yoldaki yani Varşova'ya ulaşacak ulaşmasına kadar ki sürede kendisine mihmandarlık yapan Albay Pahminski'nin mektupları bize epey yolculuk detaylarını göstermekte. Numan Bey'in yolculuğuyla ilgili ufak bir anekdot burada size sunacağım. Varşova'ya yakınlarındaki Piaseczno adlı bir kasabada Numan Bey 3-4 gün ağırlanıyor Varşova'ya resmi girişinin yapılmadan evvel. Orada bir BD binası, gördüğünüz solda gördüğünüz BD binasının tepesinde bir hilal var. Bu Piaseczno'da Numan Bey'in ağırlanması hatırasına bir hilal takıldığı söyleniyor kaynaklarda. Böylece Numan Bey'e bir cemile yapılmış gibi gözükmekte. Esasında bu BD binası 18. yüzyılda ahşaptan yanıyor ama tekrar betonarme bina yapıldığında tekrardan o hileli koymaya eksik etmiyorlar ve hala Piaseczno şehrinde Numan Bey bol bol anılıyor. Ve Piaseczno'da Numan Bey'in elçilik heyetindeki aşçıların bir tür lokma, bizim danıt dediğimiz ponçki ile işte ponçki denen bu lokma tatlılarını esasında Numan Bey'in aşçıların öğrettiği de söylenen bir anekdot. Tabii bu elçilikte de ciddi hediyeleşme yaşanıyor 18. yüzyılda olduğu gibi bu dönemde. Sultan Abdülhamit Lehistan Kralı'na güzel, çok iyi cins atlar gönderiyor ve bunların at koşullarını, en pahalısından at koşullarını gönderiyor. Ayrıca bol, pahalısından kumaşlar gönderiyor.
Onun haricinde mis kokular gönderiyor. Lehistan'da olmayan, Osmanlı Devleti'nde olan mis kokular gönderiyor. Bu Topkapı Sarayı'ndan bir kaydı. Aynı hediye listesini Lehistan'daki kayıtlarda da bulmak mümkün. Bileyim. Tabii Numan Bey'in elçiliği esnasında Numan Bey çok popüler bir elçi. Ben bütün 1777-78 yılı gazetelerini taramıştım yıllar önce Polonya'da yaşarken. Orada diğer Avrupa elçilerine pek bir yer verilmezken Numan Bey'e boy boy yer verildiği, kabul resmiyle ilgili büyük bir, iki sayfalık bir özet geçildiğini söylemem mümkün. Hatta gelişinden sonra da size birazdan aktaracağım. Gazete başlığında da çok güzel sözlerle Numan Bey anılacaktır. Tabii Numan Bey dediğim üzere çok ciddi hediyeler götürüyor. Kamaniçe'de ağırlanıyor, oradan bahsedeyim. Kamaniçe'de ilk olarak kabul ediliyor sınır olduğu için. Bu nehirde yapılıyor biliyorsunuz bazı Osmanlı elçilerinin sınırdan geçişleri. Sandal'da mihmanlar karşılıyor. Osmanlı sandalı da geliyor nehrin ortasına. Osmanlı elçisi öbür sandalına, Lehistan sandalına ayak basıyor. Top atışları eşliğinde artık Osmanlı elçisinin Lehistan hududuna giriş yaptığı belirleniyor. Nitekim Numan Bey'e de böyle bir protokol uygulanıyor. Sonra kendisi onuruna büyük bir ziyafet veriliyor. Burada Kamaniçi muhafızı Dobitte'nin aktardığına göre, Varşova'ya aktardığına göre büyük bir karşılama töreni yapılıyor. Askerler, birlikler geliyor. Hatta Yeniçerilerin birinin bu geçiş esnasında sıktığı bir mermiden bir Polonya askeri ölüyor. Böyle bir hadise yaşandığını ayrı olarak görüyoruz. Ve akşama onuruna bir ziyafet veriliyor. Çok büyük bir ziyafet. Fakat burada Stempowski, Kamaniçe muhafızı Stempowski bunu şöyle anlatıyor. Ömrümde bu kadar iğrenmemiştim. Türkler elleriyle ata tuta yemek yiyorlar. Ömrümde bu kadar zor bir göreve sahip olmamıştım. Benim için çok zor oldu diyerek esasında hani o zaman hala Osmanlı'nın elle yediğini, elçi de olsa ya da paşa torunu da olsa elle yediğini ortaya koyuyor. Tabii bu Kurutta'nın elçi, mihmanları Kurutta'nın yazdığı günlüğe yansıyan şeyler değiller. Kurutta'nın yazdığı günlük, mihmanları Kurutta'nın yazdığı günlük tamamen toz pembe bir pencere çiziyor Osmanlı elçisinin buradaki ikametiyle ilgili. Buna henüz geldim. Size şuradan dikkat bir şey. Tabii biliyorsunuz o dönemde 1794'e kadar Osmanlı fevkalade Osmanlı elçilerinin masrafları Avrupa ülkelerinin masrafları da Osmanlı Devleti'nce karşılanıyordu tayinat adı altında. Nitekim Numan Bey için de böyle bir şey söz konusu. Fakat Numan Bey daha fazla tayinat talep ediyor ve ciddi sıkıntı yaşanıyor. Hocin'de oluyor bu olay. Fakat Varşova'ya gelene kadar buna dair hiçbir şey çözüm üretilemiyor. Varşova'dan önce çözülecek ve bir miktar zam yapılıyor tayinatına. Ve o dönem İstanbul'a gelen Osmanlı Lehistan elçilerine de benzer rakamlara verildiğini ben tespit ettim. Biraz Numan Bey sanırım kendisinin paşa torunu olduğunu, asıl bir aileden geldiğini birazdan fazla istemeye kalktığını görmekteyiz. Tabii dediğim gibi uzun bir güzergahtan gelecek Numan Bey ve Varşova'da Vajenki Parkı civarında büyük bir karşılama yapılacak. Kralın adamları görkemli bir şekilde karşılayacak ve onun için 3 aylık 430 kırmızı zlotiye kiralanan Mazowiecki sokağındaki Kızıl Saray diye ya da Türk Sarayı yer yer Numan Bey'den sonra adlandırılan bir sarayda malikanede ağırlanacak ve malikanesine kadar törenle pencereler, sokaklar ince ince Lehistanlı bayan ve erkekler dolu halde konağına kadar gidecek. Ve daha sonra Varşova'da 7 aylık uzun, diğer elçilere göre daha uzun bir vadede kaldığını gördüğümüz 7 aylık ikameti boyunca bol bol bu konağın tadını çıkarmış görünüyor Numan Bey. Tabii Numan Bey'in pek çok devlet adamıyla, Polonya devlet adamıyla görüşmeleri olmakla birlikte asıl şey, asıl önemli kabulü kral huzurunda yapılanı oluyor. Kral huzurunda 25 Ağustos'ta 1777'de yapılıyor.
ve burada krala getirdiği hediyeler bir gün önceden bir çadır kurulup teşhir ediliyor. Osmanlı Sultan'ın hediyeleri. Ve kral huzurunda Polonya protokollerine uygun olarak kabul ediliyor. Ve Türkçe ve Latince olarak yapılıyor. Polonyalılar bu dönemde protokolde hala Latin dilini kullanmakta. Osmanlı elçisi de Türkçe olarak sunumunu yapıyor. Ve kendisi dediğim gibi 7 aydan birkaç gün fazlaca Neistan'da kalıyor. Bu zaman zarfında bol bol neredeyse her gün bir baloya, bir tiyatroya, bir operaya katıldığını görüyoruz. Varşova'nın çeşitli yerlerine gezler yaptığını görüyoruz. Aynı zamanda Neistan'ın önde gelen devlet adamları, bürokratları, mekanlarının da ciddi olarak Numan Bey'le ilgilendiğini, bol bol ziyaretler yapıldığını, buna mukabil Osmanlı elçisinde ziyaretlerde bulunduğunu ve bu esnada da bol bol hediyeleşmenin geçtiğini görüyoruz. Her ziyarette muhakkak bir ufak hediyeleşme söz konusu oluyor. Tabii Numan Bey Başmaraşal'a ve ayrıca krala kendi hediyesi olarak ayrıca birer daha at hediye ediyor. Bunu da gene günlükten öğrenmekteyiz biz. Numan Bey Polonyalı hanımları ziyareti de imal etmiyor bu arada. Fakat birinde kendisi dul olduğu için ve yanlış anlaşılacağı gerekçesiyle bir hanım kabul etmiyor ziyaretini. Ama başka önde gelen, Polonya'nın önde gelen bürokratlarının eşlerinde ayrıca ziyaret ettiğini, bu vesileyle de Numan Bey'in onuruna ziyafetler verildiğini, yer yer Türk müziği, yani yanında bir de orkestra götürüyor, yani müzik götürüyor. Türk müziği çalınıyor. Tabii kendisi Osmanlı usulü ağırlıyor konağında. Şerbetler, tütün, lüle dediğimiz lüle içiliyor. Osmanlı tatlıları ve bir keresinde hatta Başmaraşal'e kahveci başı ve tütüncü başısını göndererek onun başçılarına Türk usulü kahve yaptığını öğretiyorlar. Bu da ilginç manevi için. Ve her seferinde bahşiş gelip gidiyor tabii bu getirip götürenlere de. Çok ciddi bir masraf karışıyor tabii Polonya için. Daha ilk aylarında Numan Bey ne zaman gidecek diye mızırdanmaya başlıyor Polonya'da yetkililer. Bunu görmek mümkün. Başka size çok detaylı olarak bahsetmek istemesem de bir iki de siyasi vazifesinden bahsetmek isterim. Tabii Numan Bey buraya gittiğinde bazı vazifelerle gönderiliyor. Tamam, 1. Abdülhamid'in tahta çıkışını 3 yıl gecikmeli de olsa tebliğ ediyor. Fakat bunun dışında bazı ticari meselelere yatıyor. Bunlardan birisi Polonya sınırında ucuz yolla zahire satışını sağlamak. Yani Polonya tahılının Osmanlı Devleti'ne satışını sağlamak yolunda bir girişimler bulunuyor. Bunun dışında Leistan'da ölen bir Osmanlı tüccarının mallarının tekrar Osmanlı Devleti'ne iadesi önünde bir girişimde bulunuyor. Bir diğer girişimde esasında Polonya'da hoş karşılanmayan bir şey, Bar Konfederatlarının Osmanlı Devleti'nde ikame ederken ki borçlarını talep ediyor. Tabii kral muhalifi bu insanların borçlarını kraliyetin ödemesi gibi bir şey söz konusu değil. İlgili kişilere haber veriliyor fakat tabii ki bu teşebbüs de çok büyük başarıya uğramadığını söylemem gerekir. Bir de 1768-74 savaşı esnasında bazı zarar gören, mallarının mülklerini zarar gören Leistanlıların mallarının tazminini istiyor Polonya tarafından mukabil. Ve daha sonra bu gibi girişimleri sürdürürken özellikle zahire satışı konusundaki girişimlerini sürdürürken her zaman olduğu gibi Osmanlı-Lehi ilişkileri Rusya'nın gazabına uğruyor. Nitekim İstanbul'daki bahsettiğim eş zamanlı olarak gönderilen Bozkan İstanbul'da da bazı ticari faaliyetlere girişiyor. Numan Bey de Varşova'da. Rusya'nın İstanbul ve Varşova'daki elçileri tabii bunu sıkı takip ediyor ve Rusya Polonya'ya ultimatum çekiyor. Bir an evvel elçini geri çekiyorsun ve Numan Bey'i de gönderiyorsun gibisinden bir üslupta. Böyle olunca apar topar Bozkan geri çağrılıyor ve Numan Bey de Ocak ayında geri dönebilirsiniz notasıyla
Elçiliğinin sona erdiğine dair bir notayla birlikte üzücü bir olay yaşıyor. Ve kış şartlarında hemen yola çıkamayacağını öne sürerek bir iki ay daha oyalanıyor Polonya'da. Ve görevinde yarım kalmış bir halde dönmek zorunda kalıyor. Dediğim üzere Rusya'nın rahatsızlığı bu elçiliğin çok da meyvelerini toparlayamadan yarım kalmasına sebep olacaktır. Bir durumda esasında rahatsız eden, Polonya'yı rahatsız eden, bu kadar uzun Osmanlı elçisinin hiçbir zaman kalmaması 18. yüzyılda bildiğimiz en azından. Böyle olunca tayinat meselesi ciddi olarak külfet doğuruyor. Böyle külfet doğurduğu için de bir an evvel Osmanlı elçisini gönderme yoluna bakıyorlar. Hatta o dönemin önemli önde gelen Polonya sizadelerinden Ignacy Kraszewski yazdığı bir mektupta şöyle diyor. İğrenç Türk günde 50 duka yiyor. Ondan kurtulmak istendi ama o Leistan'a bildireceği hala çok ilginç şeylerin olduğunu ve ona sevimin gerektiğini söyledi. Düşünün kıymetli komutan. Eğer 8 ay daha burada kalırsa bütün Leistan'ı yiyecek. Bu durumu esasında değerlendirirsek başlangıçta söylediğim gibi Polonya'dan gelen, İstanbul'a gelen elçilerin sayısı 2'ye 3'e katlıyor neredeyse. Yani Osmanlı maliyesi esasında daha fazla tayinat ödemiş durumda. Ama en son yaklaşık 20 yıl önce bir Osmanlı elçisini ağırlayan Leistan için bu ciddi bir ekstra külfet olarak görülmüş oluyor gözümüze. Fakat ilginçtir ki Numan Bey'in uyumlu, sempatik tavırları Polonya sosyetesinde çok ciddi sempati uyandırıyor. Onu seviyorlar, sempati duyuyorlar. Davranışlarını takdir ediyorlar. Hem bir Müslüman olarak Ramazan bayramını, Ramazan'ı icra ediyor, orucunu tutuyor. Ramazan bayramında tüfek atışları yapılıyor, havai fişek atılıyor. Bayramı bütün İstanbul gibi icra ediyor. Kurban bayramı da keza icra ediyor. Leh yetkililer de bayram kutlamasına geliyor. Bu gibi şeylere dikkat ettiğini görüyoruz. Fakat Poniatowski'nin yani Polonya Kralı'nın o zaman günlüğünde yazdığına göre yer yer siyasetlerde de şarap içtiğini söylüyor. Numan Bey dediğim gibi Lech Sosyetesi'nde ciddi olarak popüler bir yer ediniyor. Çok seviliyor. Uymaya çalışıyor onları anladım. Ve bu katıldığı balolar, ziyafetler, tiyatrolar, baleler, maskeli balolar hatta, maskeli balolara da katılıyor. Hepsinde esasında 17. yüzyıl için söyleyebileceğimiz bu Gaddar Türk ya da Kaba Türk imajını biraz değiştirmiş görünüyor kendisi. Yani Türklerin de nazik, sempatik, ince ruhlu insanlar olduğunu Polonyalılar biraz daha görmüş gibi görünüyor bu elçilik esnasında da. Ve kralın isteği üzerine en başta gösterdiğim portresi de çiziliyor. Ve buna da memnun oluyor kralın kendisi. Ve dediğim gibi ansızın görevine son verildiği beyan edilerek Varşova'dan ayrılması isteniyor. Şubat ayı içerisinde yola çıkıyor. Mart ayında şiddetli soğuk ve rüzgarın olduğu bir havada Kamaniçe'ye kadar geliyor ve Hodun'a ulaşıyor Mayıs ayında. 25 Nisan'da daha doğrusu ve daha sonra da İstanbul'a Haziran başında ulaştığını düşünüyorum ben. Haziran 1778'de. Tabii burada Gazete Varşavska'nın gittikten sonra, Numan Bey gittikten sonra onunla ilgili bir haberini size paylaşmak isterim. Şöyle diyor gazete, buradaki tüm ikameti boyunca Asya ciddiyetini Avrupa nezaketiyle birleştirmeyi başardı. Burada edindiği dostluk ve insanlık o kadar çok müteşekkirane ve işliydi ki buradaki dostları ayrılırken gözyaşlarını engel olamadan hoşça kaldırdı. Kendisi buradan ayrılırken bize en şık geleneklerin en iyi örneğini bıraktı. Aynı zamanda davranış biçimlerinde kendi dininin özelliklerini gösterdi. Bilhassa oruçta ve her gün açıkça birkaç kez kılınan namazla. Tabii bunu da esasında bir Osmanlı, bir Müslümanı da orada göstermiş, tanıtmış gibi duruyor Numan Bey. Tabii Numan Bey dönüşünde bize ne getiriyor? Sultan Abdülhamid'e Kral Poniatowski'nin hediyeleri olarak 160 parçadan oluşan Belvedere'deki Polonya Kralı'nın porselen fabrikasında özel olarak üretilmiş, Osmanlıca yazılarında olduğu Abdülhamid'e özel bir porselen yemek takımı getiriyor. Günümüzde bir kısmı resimde de gördüğünüz üzere teşhirde Topkapı Sarayı'na gittiğinizde porselen yemek takımlarını görebilirsiniz.
Fakat 52 tanesi günümüze ulaşmış. Bir kısmı çatlak ya da zarar görmüş halde olduğu için depoda saklanıyor ama bunlar en iyi durumda olanlar. Bu porselen takımları Numan Bey alıp geliyor, 3 sandık halinde alıp geliyor ve bir kısmı günümüzde nerede bilmiyoruz. Ama bir kısmı en azından bu perçeliğin bir anısı olarak günümüze kadar ulaşmış görünüyor. Bunu da vermek isterim. Ne varmış bu hediyeler içerisinde? Altlıklarla birlikte 4 büyük vazo, 4 orta boy vazo, 4 büyük boy yuvarlak tabak vesaire. Oval tabaklar, servis tabakları, sepetler, güveç tabağı ve tuzluklar var arkadaşlar. Yani ilginç bir şekilde tuzluklar var. Tabii Numan Bey'in bu elçiliğinle ilgili bir iki yorum yaparak sefahatnamesini dediğim gibi siyasi içerikli olduğunu da belirtmek suretiyle şunu söylemek isterim. Bu esasında dediğim gibi son Leysan'a gelen Osmanlı elçisiydi ve yarım kalan bir elçilikti. Fakat uzun ikameti Numan Bey'in Varşova'da tanınmasını, Osmanlı kültürünü tanıtmasına vesile oldu. Siyasi olarak yaptığı girişimler çok sonuç getiremedi. Maalesef Rusya engeline takıldı. Bozkamp da eli boş olarak İstanbul'dan önce nedenle. Tabii Leysan teşrifatına uymak zorunda kaldı. Ve bazı yerlerde direterek Osmanlı teşrifatının uygulanmasını istese de burada göreceğimiz üzere kesinlikle Leysan'la buna taviz vermeyecekti. Tabii günlüğe yansımasa da bu ziyafetler esnasında gene Osmanlı usulü giyen elçilik heyetinin biraz dikkat çektiği tepki gördüğü de belki söylenebilir Varşova'daki ziyafetler esnasında da. Ama Kurut da yani mimandarı Kurut da şunu diyor elçilik yazdığı günlüğün sonunda. Kabul etmek gerekir ki elçi Numan Bey Leysan'da iyi bir izlenim bıraktı. Heyetinde muhafaza edebildiği derli topluluğu ve titizliğiyle ve gösterdiği incelik ve itibarla bütün lehlerden saygı ve dostluk kazandı. Hani bu tabi siyasi yönünden bu tarafında görmek lazım. Numan Bey hakikaten orada bir sempati kazanıyor. Bol bol görüşmelerde bulunuyor. Tabi bunlar siyasi amaçlı bir yerde ama bu şekilde hem sosyal hem siyasi görüşmeler yaptığını söyleyebiliriz. Elinden üretimi eksik etmiyor. Gittiği tiyatrolarda ve balelerde kendisi için özel localar kastediliyor. Orada oturup üresini içiyor. Kavuluyla ve kavuluyla. Ve insanlar tabii Osmanlı'yı görmenin tek imkanı olduğu bir dönemde büyük ilgi gösteriyor Numan Bey'e. Bunu da görmek lazım. Şimdi tutup görsellerin hemen anında ulaşıldığı bir dönemden bahsedersek. Fakat şunu da söylemek gerekir ki Numan Bey'in elçiliği nihayetinde Osmanlı-Leysan ilişkileri biraz daha rayına oturmuş, yumuşamış, bazı anlaşmazlıklar giderilmiş olacaktır. En azından küçük kaynarca anlaşması sonrası Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya karşı pek çok devletle giriştiği ittifak arayışları, işbirliği arayışlarının bir parçası olarak da esasında bu elçiliği değerlendirmeyi düşünüyorum. Fakat dediğim üzere Rusya engeline takılacaktır. Gerek Bozkamp'ı gerek Numan Bey'in elçilikleri yarım kalmış olarak devam edecektir. Esasında bugün size bahsettiğim bu sefahatnamesi olan Osmanlı elçiler içerisinde, Leysan'ın elçiler içerisinde en detaylı, en fazla bilgiye sahip olabileceğimiz Numan Bey oldu. Hacı Ali'nin sefahatnamesi elbette daha fazla hacim katlıyor. Fakat elçiliğiyle ilgili malzemelerin zenginliği ve hacmi dolayısıyla ve en son giden elçi olması dolayısıyla Numan Bey'in elçiliği bize Leysan'la ilgili daha fazla bilgi edinmeyi, müşahede etmeyi imkan kalıyor. Ben daha fazla uzatmayayım. Sorulardan olmazsa devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Herkes işte bildi mi acaba? Hiç bilmiyorum hocam. Yani o enteresan bir tarih olacak. Benim belki
malum razı olmak sebebiyle biraz takipte zorlanmış olabiliriz. Arkadaki arkadaşlar takip ediyorlarsa ne devlet. Aksi halde bir daha böyle bir konuşma, mikrofon gibi bir şey yok. Konferansı için de tabii ki büyük rahatlık olur her halükarda. Cengiz duyabildiniz mi? Ben duymuş Cengiz hocam. Hocam affedersiniz, şu tabakta nasıl bir motifler yapılmış? Orada bir hilal gibi bir şey görünüyor. Büyütüp yakına almak mümkün mü? Acaba olur belki de hocam, olmuyor. Hocam, ben hesap... Hilal var üzerinde mesela. Hemen hocam açıyorum orayı. Esasında hocam, ben bunların orijinal fotoğraflarını istedim. Henüz dün çekebilmişler. Çalışmama da ilave edeceğim. Bu benim kendimin çektiği fotoğraflardı. O yüzden burada yakinen koyamadım hocam. Ama neler yazdığını okumak mümkün. Şimdi sizden hemen açacağım hocam. Şöyle yazıyor. Muhtemelen de Türkçe bilen Mihmandar Kruta'ya yazdırıyorlar Osmanlıca şeyleri. Tabakların şuralarında var hocam. Çok iyi görünmesin burada. Şuralarında Osmanlıca bir şeyler var. Buralarında. Böyle tabakların. Bu tabaklarda şöyle yazıyor. Ali Osman Padişahına Lep Kralı Kemal-i Sıdkı Muhabbet Hulus İzhari için İş bu ihda ithaf ve irsal eder ve makamı var şu an şeklinde yuvarlayan yani döne döne yazmışlar. Hepsinde aynı ifadeler var. Tuzluk hariç muhtemelen tuzluğa asılmamıştır. Bu şekilde Stanislav Poniatowski'nin o Osmanlı Sultanı'na bir güzel hediyesi, adet olmadığı halde böyle bir hediye hazırlattığını kaynaklar söylüyor. Kaç parça olduğunu zikrettiniz mi? Evet hocam, 160 parça gördük. 160 parça, geriye... Fakat 52 parçası kalmış. Ha, iyi. Yani hiç olmazsa şu anda sayıya rastken muhafaza aldığında bundan sonra herhalde eksilme pek vakti olmaz. Evet. Sanırım bir kısmı da saraydan kaçırılmış. Günümüzde Krakow Milli Müzesi'nde, Victorian Albert Müzesi'nde, İngiltere'de, hatta Metropolitan Müzesi'nde, New York'ta olduğu da söyleniyor bir iki parça hocam. Bir kısmı da alttan böyle saraydan çıkarılmış. Öyle görünüyor. Mehmet Efendi'nin büyük şeyde, evet hocam. 1930'da var. Evet hocam. Ben bir yerim. Orada elçi seçme şeyiniz yok mu? Hocam ortada mavi... Yani, Alet Efendi gibi bir portreyi biraz büyütüp onu bir şey yapamaz mısın? Düşünün değil yani. Şu ondan görüntü alınabilir. Tabii hocam. Evet. Perspektif biraz yaratıyor insanı. Aynen. Yani, bu günümüzde hocam Dresden'de bir müzede muhafaza ediliyor yani boya tablo. Biz sağ olsun Abdullah bana bu fotoğrafı vermişti. Bu kadar bilgisi bende yoktu biraz önce bir şey olarak. Ortadaki mavili gibi duruyor hocam. Ben böyle yapıyorum. Yine geliyor. Benim yorumum yok. Şurada kral oturuyor, şu kral. Evet. Tahtın üzerinde. Papa var orada bak, beyazlı. Rukba sınıfı evet, var. Evet, papa. Benim yorumum da yeri çeşitliyor. Tam kralın karşısında, iki minder üzerinde. Hatta şu aşağıda biraz daha yoklasa yazıyor. Evet. Bunlar da Osmanlı Ecek ve Sultanlar. Yani bunlar odak ona o mavili olan olduğu için ben o olduğunu düşünmüştüm esasında. Ama senin dediğinde belki daha iyi bir yani resmini da, bulursak daha yakından bakabiliriz. Ya şu sıradakiler sandalyelerinde oturuyorlar. Osmanlı Osmanlı Ecesi, yani Osmanlı usulüne uygun olsun diye iki minder üzerinde oturmuşlar. Taktaki yazılarına belki ne oradan anlaşılıyor çünkü onları tarif ediyor. Evet hocam, okunamadığı için ben bu şeyde görüntü okunamıyor hocam. Orijinalini gidip müzeden almak lazım. Ancak o zaman daha güzel bir görüntüyle detay bakabiliriz. Bu, Almanca zaten. Abdullah Bey de şahadet edecektir
söyleyeceklerime, 2000'ler üzerine oturtulma hali bizim için tabi Osmanlı stili bir koltuk gibi telakki edilmekle beraber, acaba daha evvel divan huzuruna çıkıp orada sadrazamın verdiği ziyafette iştirak eden elçilerde olduğu gibi biraz keperevari rahatsızlık içinde otursunlar diye onların alışmış oldukları arkalığı olan bir koltuk oturup vermeyip de tabureye oturtmaları hali misalinde bizimki de biraz böyle rahatsız olsun diyerekten dayanacak bir yer yok, tutulacak bir yer yok. O anlarda bir espri bence aranması iktiza edebilir. Sene müsait çünkü 1730. Numan Bey'in karşılanmasında Poniatowski'nin uzun zaman tanınmamış olmasının verdiği bir coşku var. Her ne kadar Karnavca'dan sonra olsa dahi halkın o teveccühü, sevgi gösterisi de hafızalarda hala yaşamakta olan kuvvetli bir Osmanlı Devleti'nin kendilerini desteklediği anlamda bir imaj sebebiyle olsa gerek. O minderi ben bu anlamda biraz mukabele olmak üzere. Çünkü resmedilen görsel ve belgelerde açıkça görüyoruz elçiler. Taburesi bizimki köşeye oturmuş, güzel minder üzerine yayılmış vesaire. Onlar biraz böyle şu anda elçi hazretlerinin rahatsızlığı gibi bir pozisyonda. Fark alsa o, yani işte alsan Osmanlı stili bir tane minder oturup rahatsızlığın ne olduğunu gör gibi bir şey bu an aslında. Bu biraz dediğiniz gibi hocam iğneli bir vaziyet. Zira Polonya'da Polonya'nın protokol kurallarına asla taviz vermiyorlar. Osmanlı elçileri normalde ona göre ağırlıyorlar. Bu minder hadisesi biraz sanırım Mehmet Efendi'ye mahsus olmuş. Bu hangi kitapta? O büyük kitapta hatırlıyoruz galiba resmini. Şu bir katalogda var. Katalogda. Sen de olan katalogda. Evet. Görüşte onlar arasında hani bu özellikle Tatarların yağmurları, yani insan yağmurları, çocukları ile ilgili şeyler var mı? Evet hocam, bu esasında yüzyıllar boyunca bir mesele. Hem Osmanlı elçileriyle insan arasında. Bu elçilerin gerisi vesilesiyle de işte Tatarların Lehistan halkına verdiği zararlar gündeme getiriliyor. Osmanlı devleti de Kazakların Osmanlı coğrafyasında verdiği zararları gündeme getiriyor. Ama bunlar bir türlü zaten sonu gelmez bir durum. Çok fazla da tazmin edilemedi gibi görünüyor benim müşahidim. Önemli bir kısmı geri gönderiliyor yani iki taraf tarafından. Ha, şey, esir olarak diyorsunuz hocam. Esirler buldu. Tabii. Yani o enteresan bir şey. Nasıl buldurulup geri gönderiyorlar? Mesela benim gördüğüm belgelerde iki partide 39 kişiyi geri gönderiyor şey Osmanlı'ya. Evet. Yani onlar buldurabiliyor yani o nüfus hareketlerini şey yapabiliyor. Takip edebiliyor yani. Evet. 1787-92 savaşında da bir kısım Yeniçeri Rusya'dan kaçıp Lehistan'a sığınıyor o savaş esnasında. Onlar da mesela Pyotr Pototski ile birlikte tekrar Osmanlı Devleti'ne döndürülüyor bir şekilde. Eğer mümkünatı varsa öyle ama esir olarak satılınca tabii biraz daha izini sürmek zorlaşsa da teatilleri yapılıyor ama mal mülk zararının çok fazla tazmin edilemediğini ben gördüm. Tatar meselesi ile bir şeyle karşılaşmıştı. 1688'de giden Zülfikar Efendi Viyana'da Habsburglarla, Lehistan temsilcisiyle ve teknikle görüşürken Jan Zobiski hala hayatta. Çok önemli hususlardan bir tanesi de Tatarların yaşamış oldukları topraklardan alınıp Anadolu'ya veya Osmanlı İmparatorluğu'nun ücra bir yerine tamamen sürülmesini hararetle talep ediyorlar. Tabii sonuçta bir şey çıkmayacak ama bu yüzyıllara getirdiği bir şey, psikolojinin bir yansıması. Yılmışlar artık yani
Polonya Tatarlarla. Barış Anlaşması'na bir madde sürekli koyulmak istiyorlar. Tabii. O bir gelenek ama ne Kazaklar ne Tatarlar kesinlikle söz tutmayan topluluklar olarak sınırda devamlı sorun yaratan kişiler oluyor. 100 yıl içerisinde milyonun üzerinde bir insandan bahsediyor. Evet hocam, çok yoğun. Çok büyük bir şey. Hatta 1699'dan sonra, Karlovça'dan sonra bir kısım Litka, yani Litva Tatarı da Polonya vatandaşı olan Osmanlı Devleti'ne göç ediyor. Ciddi bir kafile halinde. Onlar ekliyor mu, isteyerek ekliyor mu? Kendiler istiyor. Kendiler istiyor Osmanlı Devleti'ne göç ediyor. Hocam Hanım, küçük bir şey daha, biraz da tebessüm edelim diyerek, yani çünkü bölüm başkanının otoritesi altında fazla gülemiyoruz herhalde. Madem ki o sefaret katibinin o gizli aşkı bütün arkadaşları okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü adamı çok güzel gırgıra almışlar. Tam bir gerçekten okunması icap eden bir tatlılıkta. Hacı Hanım güzel kalemi almış. Şimdi, Merami Efendi'nin bu aşk hikayesi gibi lütfedip hiç ima etmediniz bizim Nalkıra'nın Türk sevgilisiyle ilgili bir şey demediniz. Video var çünkü. Tabii, esasında bu gönül meselesi. Onu yazdınız. Onu henüz yazmadım hocam. Başka bir Sofya'yı yazdım. Şimdi. Bozkamp'a metreslik yapan bir Sofya diye bir Osmanlı tebaası Rum kızının hikayesini yazmıştım. Daha sonra Polonya'ya gidiyor. Bu arada Rum mu oldu? Rum kızı hocam. Öyle mi? Mitinyalı diye geçiyor. Bu başka bir tezir. Bu başka hocam. Fatma. Fatma'yı henüz yazmadım. Nalkıran namıyla bilinen 2. Ağustos, Polonya kralının 2. Ağustos'un da esasında bir hareme olduğunu yazar. Tam harem benzetmesi yaparlar. Pek çok eşinin gözdesinin olduğu, sevgilisinin olduğu söylenir. Bunlardan birisi de Fatma adlı bir esasında Müslüman olan geçmişte. Sonra esir düşüp işte 2. Ağustos'un gözde kadınlarından olan bir Fatma var. Esasında 18. yüzyılda bu gibi hadiseler belki daha da araştırılsa ortaya çıkacak gibi görülüyor. Bazı kadınların yaşadığı bu gibi maceralar. Bilgiye de dediğimiz gibi Ebu Bekir Merami Efendi'nin yaşadığı platonik aşk belki de bir yerde. Kendi kendine kapıldığı, çok ciddi şiirler yazdığı bu hanım uğruna ilginç bir hadise. Bir diğeri de dediğim gibi Bozkamp'a metreslik eder. Daha sonra... Yani ama bunlar işte dediğim gibi tesadüfen benim bulduğum mektuplardı. İlginç oldu. Ben de zamanında hocam da biliyor, yayınlamıştım. Bir tanesi de Bozkamp'ın gözdesi olan Avrupa'nın o zamanki en güzel kadın diye tabir edilen Sofya'nın hikayesi. Daha sonra Avrupa saraylarını sallayacak düzeyde sosyeteye karışacak Polonya'yı birbirine katacak bir yerde bir kadın olarak ortaya çıkıyor. Onun da hikayesini yazmıştım ayrıca bir makale. Evet. Ben de bir şey söyleyeyim. Numan Bey'in gençliği başta bir ikamet yetişti olarak düşünülmüş müydü? Yok, düşünülmüyor ama Rusya'nın müdahalesi söz konusu olmasa o istikamette ilerleme gibi. Yani kaç yıl kalacak mı orada? Ya uzun, en azından yapmak istediği, çözmek istediği meseleleri halletmeden dönmek istemiyor. Bir dediğim gibi tevkelerde elçiye göre gerçekten uzun kalıyor. Osmanlı elçileri 2-3 ay durup gelir. Daha ziyade bilirsiniz tevkelerde elçiler. Fakat uzun kalıyor. Sanırım orada yaşamaktan da hoşlanıyor yani. Polonyalılar da bunu müşahede ediyor. Öyle görünüyor ki burada uzun kalacak gibi anlıyorlar. Güzel geziyor, yiyor, içiyor vesaire. Siyasi görüşmelerini de yapıyor orada. Tabii İstanbul'a haberleşiyor. O tüm muhafızı Süleyman Paşa vasıtasıyla mektuplar alıyor, veriyor. Fakat fikir olarak daim elçilik değil. Zaten o fikir ilk 3. sene döneminde ortaya çıkacak. Bir de Mahiyet'indeki müzisyenlerle ilgili onlar Mehter takımı. Evet, Mehter takımı. Orkestra Yançarska Lehçe tabiriyle Yenişehir Orkestrası. Yani ilginç bir husus çünkü benim gördüğüm kadarıyla bunun Numan Bey bir orta yetişi anlaşılan. Evet. Yanında Mehter takımı bulundurma özellikle sadece büyük yetişilere has bir durum değil.
tek istisna Ahmet Resmi'nin verdiği yetkiyle. Bu da ikinci istisna. Evet. Terçilik heyetiyle ilgili 78 kişinin adının yazılı olduğu bir evrak bulamadım ben. Yok. Hı. Ama yazışmalardan adlarını tespit ettiğim görevliler var. Heyet işte başkanı denen Zahip Ahmet Efendi. Sonra Çavuşbaşısı, işte Cuhaları, daha sonra muhafızları, iki tane de tercümanı var yanında getirdi. Birisi Salomon, Yahudi asıllı Osmanlı tebaası, bir de Simon yani, o da Ermeni asıllı. Ama bir de işte mihmandar atanan Kurut da aynı zamanda hem aracılık ediyor hem de tercümanlık yapıyor kendisi. Son bir soru daha sorayım. Saray mihmandar tutmuş olduğu rapor gibi. Bundan önceki gerçek heyetleri gibi böyle bir rapor yok galiba. Yok. Sadece audiencia yani huzura kabullerle ilgili genelde tutanaklar var. Ama bununla ilgili tespit ettiğim hiçbir şey yok. Yani Viyana Sarayı'nda 18. yüzyıldan itibaren başlayan bir var. Evet. Orada yaygın. Daha çok değişiklik evet. Var. Yüzyılın sonuna kadar devam ediyor. Evet. Yani burada demek ki tek istisnası bu için. Poniatowski, Kral Poniatowski'nin emriyle bu günlüğü tutuyor kurukta. Kaç sayfa ediyorum? Hocam, basılmış hali 100 küsur sayfa, el yazması hali daha uzun. İnce, yani kağıdın yarısını kullandıkları için daha fazla tutuyor. Saymadım ama hocam. Çevirdim bu arada hocam, ileride onu da yayınlayacağım. İmari olması, günle gün Osmanlı Elçisi'nin yaşadıklarını gördük. Burada mesela hilaf-ı ade şeyler var mı? Yok hocam, pek yok. Hayır. Onlar da resmi raporlar gibi galiba. Yani biraz daha dediğim gibi toz pembe göstermiş Erçeli'yi hocam. Hani her şey mükemmel gitti, çok iyi ağırlandı, çok güzel geçti gibi. Bir iki aksamayı bahsediyor, protokol aksamalarını. Fakat onun dışında toz pembe gösteriyor. Her şey mükemmel gibi değil. Aynen, evet, resmi dille. Geliştirilen soru yok mu? Onlar benim o lafımı biliyorlar. En iyi talebe soru sormayan talebe. Öyle mi arkadaşlar? Çekiniyorlardır. Yok yok, çekinmesinler hocam. Biz burada izleyeceğiz. Evet, o zaman çayımızı içelim. Tamam. Hadi görüşürüz.